İşte şimdi siz, bazı arkadaşlar ayetler gönderiyor, hocam bu da onunla ilgili, siz Kur'an-ı Kerim'in tamamının geleneksel kader anlayışına aykırı olduğunu anlayıncaya kadar bu konuyu anlamış sayılmazsınız. Bu konu çok ciddi bir konudur. Eğer Müslümanlar bu durumda devam ederlerse iflah olma şansları yoktur. Şimdi bakın, Birinci Cihan Savaşı'ndaki Osmanlılar ne yaptı biliyor musunuz? Ben devletin resmi belgesini size okuyacağım. Biliyorsunuz ben uzunca yıllar arşivde bulundum. Sultan Reşad'ın imzasını taşıyan bir belgeden İslam ülkelerini cihada davet beyannamesi. Meclis-i Âli İlmi yani Yüksek Bilim Kurulu bunu hazırlıyor. Halife sıfatıyla Sultan Reşat imzalıyor. En üst düzeyden 34 tane alim imzalamış. Bunların arasında 3 tane eski Şeyhülislam var. Birisi de görevde olan Şeyhülislam var. Toplam 4 Şeyhülislam. Bir de fetva emini Ali Haydar Efendi'nin imzası var. 34 tane imza. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki Allah'ın açık dini adına, ben şey sadeleştirmiş kısımlar okuyorum vakitten kazanmak için. Allah'ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir. Böyle bir sözü var mı Allah'ın? Bakın Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir hatadan dolayı ona ne dedi? Eğer sana daha önceden zafer sözü vermeseydim perişan olurdun dedi. Savaş kuralına göre olur. Kim kurala uyarsa o kazanır. Orada Müslüman kafir ayrımı yok. Kurala kim uyarsa o kazanır. Cenab-ı Hak Resulullah söz verdiği için ona zaferi nasip etti. Şimdi buna inanan bir kişi baştan gereken gayreti gösterir mi savaşı kazanmak için? Ahmet'in yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydınlık şeriatını yüceltmek için canını ve malını feda eden ümmeti Naciye'sine, bir de Naciye, ümmeti Naciye kelimesi var yani kurtulmuş bir ümmet. Bazıları da daha başka şeyler söylüyor. Arka çıkıp elinden tutmak için peygamberin mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur. Peygamberin mukaddes ruhu ümmetin elinden tutmak için oradaymış. Bunu yani Osmanlı boşuna kaybetmedi. Boşuna kaybetmedi. Ey İslam mücahitleri, Allah Teala'nın yardımı ve desteği muhterem peygamberimizin ruhaniyetinin yardımı ile düşmanlarını yere serip yok etmek, yok etmeniz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutlulukla sevindirmeniz yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir. Nerede? Evet. Bunlar şimdi işte bu anlayışta olduğunuz zaman yenilmekten başka seçeneğiniz olmaz. İşte İslam aleminin adam olmasının tek şartı Allah'ın koyduğu şekilde Allah'a inanmak, kader inancını Allah'ın istediği gibi içselleştirmektir. Bunun başka yolu yoktur. Evet. Aksi takdirde Cenab-ı Hak bu deistlerin yaptığı gibi hiç farkı yok. Allah kainatı yaratmış, her şeyi yazmış, bitirmiş, kalemde kurumuş, artık Allahü Teala'nın yeryüzüyle bir alakası kalmamış oluyor, haşa. Haşa. Öyle şey olur mu? Evet, bu son derece önemli bir konudur. Buna çok dikkat edelim.